Her şey burada. O mektup nerede? Hayız'ın eline geçmeden bulmam lazım onu. Yok canım ya. Ya geçse ne olacak ki? Ne olabilir? Zaten Ayaz biliyor, onların hepsi çocukçaydı. Artık öyle bir şey hissetmiyorum. Öykü. Kızım, Ayaz aradı şimdi. Ve akşam o seni istemeye gelecekmiş. Yok artık. Daha neler, bu akşam mı? Olmaz. Olmaz, niye olmaz? Çünkü ben o mektubu bulmadan Ayaz buraya gelemez. Bu evden içeri giremez. Nerede bu mektup anne ya? Bulmam lazım. Efendim Ayaz? Aşağıdayım, hemen gel. Ha, tamam. Peki. Ayaz gelmiş. Niye geldi ki bu şimdi ya aşağıya? Ya ne bileyim ben kızım. Annemle konuşmuşsunuz akşam. Ben gidiyorum. Köpeği götürmeyeceğim. Senin yanında daha mutlu olur. Nereye gidiyorsun ki? Hani akşam beni istemeye gelecektiniz. Günde 3 öğün yemek yiyor. 1 yaşından sonra 1 öğüne düşecektir. Küçük olduğu için sık sık tuvalete gidiyor. Büyüyünce 3 kez götürmen yeterli. Sen niye bunları bana anlatıyorsun? Büyüyünce yanında olmayacak mısın? Aşıları tamamlandı. Yılda 1 kez yapılacaklar, var o kadar. Ayaz, bana cevap verir misin lütfen? Sen niye böyle dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsun? Dönmeyeceğim çünkü. Mektup okudun değil mi? O yüzden böyle saçma sapan konuşuyorsun. Ayaz, sana yemin ediyorum. O yazılanların kırıntısı bile kalmadı benim içimde. Ben sana aşığım. Bir tek sana. Hoşça kal Öykü. Burada bekle, geleceğim, tamam? Ayaz dur, gidemezsin. Ben sana aşığım diyorum, duymuyor musun? Bırak beni Öykü. Sen nereye gidiyorsan ben de geleceğim o zaman. İn arabadan. İnmeyeceğim. Ne oluyor ya? Ne çabuk akşam oldu. Ayaz ne olur yüzüme bak ya. Senin hiç çocukluk aşkın olmadı mı? Olmadı. Ben kimseye böyle bir mektup da yazmadım. Tamam, ben yazdım. İnkar etmiyorum. Ya ama o mektubu yazan kişiyle şu an karşında duran Öykü aynı kişi değil. Ya şu an karşında oturan Öykü seni seviyor. Sensiz yaşayamaz. Ya sen onu bırakıp gidersen nefes alamaz. Öykü, ben olacakları görüyorum. Mete senin etrafında dolaşacak. Eninde sonunda senin kafanı karıştıracak. Sen de o geçti dediğin duyguları tekrar hatırlayacaksın. Hayır, olmayacak bunlar. Olacak. Ya biz izin vermezsek olmaz. Ya Ayaz yavaşla biraz, çok hızlı gidiyorsun. Öykü, ben yoruldum. Seni kazanmak için savaşmaktan yoruldum. Önüme çıkan engelleri atlatmaktan yoruldum. Ya seni seviyorum diyorum. Bu sana güç vermiyor mu? Seni seviyorum diyorum. Öykü, iyi misin? Öykü! Öykü! Öykü!
Öykü, konuş benimle. Öykü, gözlerini aç. Öykü! 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 Aşkım, dayan. Dayan, kurtaracağım seni. Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Öykü! Öykü! Öykü, aç gözlerini, Öykü! Öykü, aç gözlerini! Öykü! Yardım edin! Öykü, kabus görüyorsun çocuğum, uyan! İyi misin? Çok şükür. Çok şükür, rüyaymış. Aynı rüya mı? Evet. Evet. Mete benden boşanmayı kabul etmiyordu. Ayaz sonra ona yumruk katıyordu. Sonra da o korkunç kaza. Geçti anneciğim. Boşandınız siz. Her şey yoluna girdi. Mete ile Ayaz'ın arası da gayet iyi. Anneciğim, sen niye bu kadar takıyorsun? Ha? Sürekli aynı rüyayı görüyorsun. Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Nerede bu mektup ya? Anne! Ne var? Ne oldu? Ne oldu? Ne bağırıyorsun ayağına basılmış? Nereden çıktı bu kutu böyle durduk yerde? Ha, ben temizlik yapıyordum. Buldum onu, öyle ortada bıraktım. Sen bir bak, ne yapacaksan yap diye. Bir şey daha var mı bu kutuda? Ne? Mektubu mu diyorsun? Ya, mektubu diyorum. Okudum deme sakın. Yani... Nasıl okursun anne ya? Sen hep bana demez misin? Kızım bak, başkalarının eşyalarını karıştırmak çok ayıptır, hiç hoş değildir diye. Ya nasıl okuyorsun, ayıp değil mi? Öyle boş bulunup okumuş olabilirim, evet. Gelme üstüme. Anneyim ben, okuyabilirim. Bak, sen de anne ol, anlayacaksın beni. Ay, ben galiba ömrümce anne olamayacağım. Sevdiğim adam terk edip gidecek beni. Ay, niye, ne olmuş? Mektup diyorum anne. Kutu diyorum, yok diyorum. Ya bak, anlamıyorsun, rüyalarım çıkıyor ya. Kötü şeyler olacak. Mektup da yok orada, tıpkı rüyamdaki gibi. Ayaz çekip gidecek. Sonra arkasından da o kaza olacak. Ay, tövbe tövbe. Deme şöyle ya. Allah korusun. Taktın mı rüyaya ha? Takıntı yaptı sende. Ama bak, çıkıyor, mektup da yok. Çocuğum, sen niye sakin olamıyorsun biraz? Ha? Bak, her şey yoluna giriyor, ne güzel. Her şey düzeldi. Boşandın. Babanın bütün bu olup bitenden haberi yok, değil mi? Ayrıca Ayaz'la da yolun açıldı, ne güzel. Yok, yok, ben rahatlayamayacağım. O mektup bulunmadan ben rahatlayamayacağım anne. Sen ne yap, ne et, nereleri ararsan ara, ben bilmiyorum. O mektubu bul, ben iş görüşmesine gideceğim. Çok gerginim, geç kalmayayım. Ay çocuğum, sen de iki ayağını bir pabuca soktun ha, şu evlilik hazırlıkları içinde bir de. Ay, ben düşünüyorum şimdi, biz nasıl yetiştireceğiz hazırlıkları? Ne evliliği ya? Ayaz aradı beni bu sabah. Gelip seni isteyeceklermiş. Olmaz! Olmaz! Ne? Nasıl? Ne demekmiş olmaz? Sen değil misin evladım Ayaz diye dellenen? Gelsin, istesin seni. Takın yüzükleri, verelim. Siz sağ, biz selamet. Ya anlamıyor musun sen beni anne? Olmaz diyorum, bak rüyamda gördüm, kötü şeyler olacak. Şimdi değil, şimdi değil, daha sonra olur. İnşallah olur, ben gidiyorum, geç kaldım. Mektubu bulursan sevinirim, hoşça kal.
Selam. Köpecik yanında mı? Ne olur yanımda değil de Ayaz, ne olur yanımda değil de. Hayır, niye yanımda olsun ki? Ha, hiç, öylesine. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın beni boş ver. Ellerin niye arkada senin? Bir şey mi göstereceksin bana? Bak buldun değil mi? Doğruyu söyle, buldun değil mi? Neyi buldum Öykü? Sen uykunu falan alamadın mı yine? Ne bu tuhaf haller? Ya ellerini birini göstersen rahatlayacağım. Çık, çıkart önüne, çekil. Yolda gördüm, sevdiğini hatırladım, o yüzden aldım. Ha, tamam, teşekkür ederim. Annen söyledi mi? Hayırlı bir iş için geleceğiz de. Söyledi. Söyledi de onlar öyle hemen olacak işler değil ya Ayaz. Nasıl ya, sen başımın etini yiyen sen değil miydin? Ya o başka. Ben öyle hop diye gel istemedim sana. Bak bilmiyorsun sen. Önce oğlan böyle romantik bir evlenme teklifi falan yapar. Yapmalı ki sen de yapacaktın. Bir takım aksilikler falan çıktı, o yüzden olmadı. Sonra kız sevinçle kabul eder falan. Öyle güzel olur, öyle olsun. Ha anladım, sen filmlerdeki gibi diyorsun yani. Heh, evet evet, öyle olsun. Filmlerdeki gibi olsun değil mi? Güzel olur. O ipi çekmeceye bağlamadan önce düşünecektin canım. Bana bahane arıyormuşsun gibi geliyor. Aşk olsun Ayaz, ne bahanesi? Üstüme iyilik sağlık. Hayır, ondan değil. Hani sen böyle yaratıcılık gerektiren işlerde çok iyisin ya. Ben senin öyle geniş geniş düşün, güzel şeyler bul diye. Al, sana bol bol zaman veriyorum, tamam? Hadi. Sen nereye? İş koşmasına. Çok geç kaldım, koşmam lazım. Tamam, ben seni bırakayım. Ben araba kullanırken de düşünürüm. Gel. İşte orası. 57 numara. Ya sence atölye için uygun bir yer mi burası? Hem de moda atölyesi için. Yani. Uf tamam. Evet değil. Öykü bak geri dönelim. Hiç zorlamayalım. Hem sen buralarda çalışamazsın ki. Olmaz. Ya Ayaz, benim çalışmam lazım. Ayrıca ne yapayım? Koca parası mı? Hayallerim var benim, biliyorsun. Ama merak etme. Hayallerim de sende varsa. İnşallah çizimlerimi beğenirler. İnşallah beğenmezler Öykü. Ya deme öyle. Tamam hadi yürü. Nasıl bir yer burası ya? Böyle bir yerde atölye mi olur? Bakacağız artık. Ya annemin dediği gibi son ütücü olmam inşallah. Öykü, bak dönelim. Boş ver. Burası sana uygun bir yer değil. Buraya kadar geldik. Dönmeyeceğim. Ya bir konuşalım, ne olacak ki? Zorla işe alacak halleri yok beni herhalde. Ayaz, anlamıyorsun. Ya bugün cesaret edip yapmadığım şeyler için yarın şansım olmayabilir. O yüzden bu kapıdan gireceğiz. Merhaba, ben iş görüşmesi için gelmiştim. Ya, patron yok ama. Ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Siz şuraya yazın telefon numaranızı. Dosyanızı da bırakın. Ararız. Şey,
Siz manken misiniz acaba? Yok canım. Kolu manken o. Sen ver bakayım bana kalemi. Kızdığına göre. Sahibi sensin. Anlamadım. Abi enişten mi oluyor diyorum yani? Ha canım enişte enişte. Allah sahibine bağışlasın. Gözü olanın gözü çıksın inşallah. Ama pek bir yakışmışsınız. Tuzlukla biberlik gibi. Sağ ol, sağ ol. Kız Yağmur, senden de korkulur ha. Uğraşma. Kıkırdama Remziye abla. Ablam kıskanıyor. Onların başı bağlı. Allah bir kocaları var, bıyıklı sakallı. Görsen korkarsın. Ya benim de yaşım küçük, ehliyetim yok. Kıskanma yani. İçin rahat olsun. Kıskanmıyorum, beni kıskanmış üstüme ilk sağlık. O zaman sen burada işe girersen, iznin olursa tabii, eniştemin bağını olsak. Şaka mısın sen ya? Ay değilim. Ama baksana kitap gibi maşallah. Sayfa sayfa okunur. Ver şu kalemi ver. Aa, bak Ayaz bak, benden çok konuşanı da varmış. Hep benim hakkımı yiyorsun. Hakikaten varmış. Eniştem de yazsın oraya numarasını. Yani bir sorun olursa onu da ararız. Gerek yok canım ya, karışmasın kafa. Çizimlerimi de bırakıyorum, patronum baksın. Bu benim tasarımım. Sağ ol abla. Bu tatlım, bu bak bu. Manken üzerindeki benim tasarımım. Ne işi var burada? Ayaz! Ya sen niye bakıyorsun orada? Annemin fotoğrafı var burada. Hani senin annen de ünlü bir tasarımcı ya. Fotoğrafının burada olmasından daha doğal bir şey yok zaten. Kimmiş arayan? Kim olacak? Başımın belası Şeyma. Abla! Ben sana çay koyayım mı? Ha, vallahi bak, oturalım dertleşelim. Sen bana baş belanı anlat. Ben de sana ne anlatayım? Ha, çocukluk aşkımı anlatayım. Sakinleşmez o. Birazdan yine patlar. Ya tamam koy koy. Çay diye diye canımı çektirdi. Ne diyorum ben ya? Koyma bana çay falan. Zaten canım burnumda. Hem tasarımımı çalmış hem de sakin olacakmışım. Yeter be. Çekil. Aa. Bir yandan Şeyma, bir yandan sen. Bıktım artık ya. Ya abla, senin tasarımın değil o. Ya abla bırak. Yırtacak mı şimdi elbiseyi? Çekil. Aa. Ya senin tasarımın değil bu. Hey, hey. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu kim? Hah, bağırıyordum patron diye. Geldi işte. Beyefendi. Benim tasarımım olan kıyafetin sizin mankeninizin üstüne ne işi var? Güzel. Niye bağırıp çağırıp duruyorsun teşekkür edeceğin yerde? Ha? Anlamadım. Diyorum ki tasarımlarını herkesin ulaşabileceği ve satın alınabileceği bir hale getirmişiz. Ne var bunda? Mutlu olman gerek. Ayazcığım duydun mu? Hırsız Bey ne kadar efsanevi bir iş yapıyormuş meğerse. Ya bildiğin Robin Hood. Zenginle alıp fakire veriyor. Aa, siz bunu kesin bedava yapıyorsunuzdur değil mi? Sen bizle dalga mı geçiyorsun? Yok. Bazen zenginler alıp zengine verdiğim zamanlar da oldu. Ayaz yürü yürü gidelim. Yoksa ben katil olacağım. Sen de hapislerde benimle uğraşacaksın. Yürü. O fotoğrafı yerine bırak delikanlı. Annemin fotoğrafı? Bir hırsızın atölyesinde olamaz. Annem mi? Ver şu fotoğrafı. Hemen terk edin atölyemi. Defol. Terbiyeli ol biraz. Çıkın dedim. O fotoğrafı bana vereceksin. Son kez uyarıyorum, terk edin burayı. Çıkın defol. Sizi şikayet edeceğiz biliyorsunuz değil mi? Bu hırsızlığınız yanınıza kalmayacak. İstediğin yere şikayet et. Mani olan yok. Ayaz yürü gidelim ya hadi. Ya Ayaz yürü diyorum. Thank you.
Hop. Aşkım ne yapıyorsun sen ya? Kaç defa söyledim ağır kaldırmayacaksın diye. Ay alt tarafı bir vazo aşkım ya. Ha, tamam ben hallederim bakayım. Nereye koyacağız bu vazoyu şimdi? Şu köşeye. Şu. Tamam. Ha? Ay yok. Olmadı. Sen onu en iyisi mi şöyle şuraya koy. Ha. Ha, tamam. Nasıl? Bence burası oldu. Ay yok. Olmadı İlker. Sen onu en iyisi şuraya koy. Ha. Şuraya. Aynı yere koydun aşkım. Ne fark etti şimdi ha? Biliyorum hayatım ama sonunda zaten buraya gelecek. Hem bak zaman kaybetmememiz lazım. Daha biliyorsun kız isteyeceğiz. Ukala. Ya bu arada aşkım Öykü'yü kim isteyecek? Bak onu hiç konuşmadık. Bence önem hayatta gelmez. Ay vallahi bilmiyorum. Ben isteyeyim mi? Ay bilmem. Ayaz'a sormak lazım. Ona uygun olur mu? Aslında benim bir kız babası olarak kız tarafında olup biraz staj yapmam lazım değil mi? Ay hazırım. Ha. Alo Ayaz'cığım. Ne oldu? Heyecandan yerinde duramıyorsun değil mi? E tabii normal telaşlar bunlar. Ay Ayaz bir sıkıntı falan yok değil mi? Çiçek çikolata her şey hazır. Yok yok her şey tamam. Ya ben de hazırlanıyordum. Siz bana sadece ne zaman gideceğiz onu söyleyin. Ha, Burcu'yu bekliyoruz. Burcu gelsin çıkarız. Yalnız hazırlıklı olalım. Öykü bu. Her an delilik yapabilir. Ben ona bugün kaç defa seni istemeye geliyoruz dedim. O da daha evlenme teklifi falan etmedin dedi. Yani anlayacağın işi inada bindirebilir. Bak sen şuna ya. Sen hiç merak etme gerekirse ben kulağını çekerim onu. Ya bir aksilik çıkmadan Öykü'yü alalım. Ben Meral ablayla konuştum sen hiç merak etme. Böyle baskın yaparmış gibi gideceğiz. Hiç naz falan çekmeyeceğiz. Gerekirse kaçırırız Öykü'yü tamam mı? Tamam. Aa, kapı çaldı ben kapatıyorum. Heh tamam o zaman hadi görüşürüz bay bay. Aşkım. Oo. Hayrola? Ne bu şıklık? Öykü istemeye gidiyoruz. Bak bütün bu tatsızlıklardan önce böyle bir gecede yanımda olup heyecanımı alacak dostum sendin. Ortak ben yine öyle olmak istiyorum. İki iyi dost. Eyvallah ortak sağ ol. Annem de gelmiyor. Bak yanımda ol. Herkese olanları açtığımızı gösterelim. Ortak çok isterdim ama beni affet. Yani şirket için yeni bir proje araştırıyorum. Amerika bağlantılı. Bir görüşme ayarladım. Saat farkından dolayı bu aralar olması lazım. Yani onu beklemek zorundayım. Biliyorsun işleri böyle yani. Anladım. Tamam. Sana kolay gelsin. Sana da. Abla olmadı mı ya? Ne patlamaz mısırmış? Ben patladım beklerken. Ya mızmızlanma. Sana öyle bir mısır patlattım ki parmaklarını yiyeceksin. O kadar olur. Merhaba. Anneciğim. Anne. Hayrola akşam balo mu var? Saçmalama çocuğum. Yani siz alışkın değilsiniz beni böyle görmeye de ondan böyle tepki veriyorsunuz. 40 yılda bir gidiyorum be yavrum kuaföre ben. Nasıl yani? Seni böyle sokanlara bir de para mı veriyorsun sen? Hadi be. Hadi saçmalama. Toparlanın bakalım hadi. Ya çocuğum sen ne rahat bir kızsın ya. Sanki beni istemeye gelecekler. Hazırlansana. Ya anne biz ne konuştuk sabah? Ne konuştuk? Ay ne olur başlama yine rüyadan müyadan. İstemeye geliyorlar diyorum evladım. Hadi. Olmaz dedim. Olmaz. Of. Of.
Allah'ım of! Yani neden anlamak istemiyorsunuz ki beni? Hayatta en çok istediğim şey Ayaz'la evlenmek. Ama korkuyorum işte. Ya rüyam çıkarsa? Ya Ayaz'a bir şey olursa? Ay çok geç kaldık. Çok, çok ayıp oldu Ayaz'a. Yemin ediyorum çocuk beklerken heyecandan bayılmıştır herhalde. Ay aşk olsun Sibel ya. Sanki bilerek yaptım. Sekiz kez diyorum ya. Tam sekiz kez bozdu yaptı saçımı. Vallahi adamın elinde kalacaktı saçım. Kızlar, hala dışarı çıkmak üzere harekete geçmiş değiliz. Farkında mısınız? Aman da aman. Kızımın babası kız isteme merasimi yapılacak diye pek mi heyecan yapmış ya? Aşkım hatırlatma ya. Ben veremem kızımı kimselere. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni dükkanınız çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Senin ne işin var burada? Seninle konuşmaya geldim. Yine ne yumurtlayacaksın acaba? Canını sıkmayacağım. Özür dilemek istiyorum. Sen hangi yüzle benim karşıma dikiliyorsun Şeyma? Ha dur, dur dur bir tahmin edeyim. Her yerden kovuldun. O yüzden de buraya geldin. Ama buradan da kovulacaksın. Şaşırma canım. Bu yaptıkların illaki bir bedeli olacaktı. Ben kendi bedellerimi bir şekilde öderim canım. Bence sen kendi bedellerine bak. Kendi derdine yan. Hani Emre'yi kaybettin ya, bence bundan daha büyük bir bedel olamaz. Bu arada nasıl bir şey aşk acısı? Bayağı bir canın yanıyor değil mi? Şeyma! Yeter bu kadar saçmalık. Çık hadi. Çık. Bırak. Kendim giderim. Pijamalı. Ben niye bunları giyiyorum? Ay benim güzelim. Sen bizim evimizin erkeğisin. Anneciğim başımızda duracaksın. Çok güzel olmuş. Kızım. Kime diyorum? Hadi git değiştir üstünü. Süslen falan. Hadi geliyorlar. Anne ya. Hala isteme diyorsun. Ya ben senin anlaman için ne yapmam gerekiyor? Çocuğum anlatamıyor muyum ben sana? Bir tanem. Geliyorlar. Ayazlar geliyor. Şaka değil ha. Seni isteyecekler. Hadi çocuğum. Ya siz konuşmadınız mı Ayaz'la? Konuştuk. Evlenme teklifi bekliyorum yalanını attım. Ha, yememiş o yalanı. Yoldalar geliyorlar. Hadi. Bana başka çare bırakmadınız. Öykü! Öykü sakın ha! Aç kızım hadi. Ay ne yapıyorsun? Anneme örnek alıyorum. Sen de beni kilitlemedin mi daha önce? Geldiler. Kızım aç geldiler. Aç. Sonra gelin de. Ya kız evi naz evi falan da bir şey de işte. Oldu. Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? He? Ayaz'la buluşacağım diye kapıları kırıyordun boşanmadan önce. Ne diyeceğim şimdi ben? Naz mı yapıyor diyeceğim. Olur mu öyle şey? Kızım. Aç şu kapıyı, hadi. Öykü. Ablam kendini odaya kilitledi.
Aç şu kapıyı. Öykü. Öykü çık dışarı. Ya Öykü çık dışarı diyorum. Bir şey mi dedin? Çık dışarı diyorum. Çıkamam. Ya çık. Ya anlamıyorsun, kendimi hazır hissetmiyorum. Yani belki öncesinde bir evlilik teklifi falan olsaydı hazırlardım kendimi. Ama şimdi olmaz. Ya bu kapıyı kırdırma bana, güzellikle aç. He tabii canım, o kolaydı, kırarsın. Ben artık nasıl çekemem. Kalk kahvemizi yap. Seni isteyeceğiz. Ya ne yapıyorsun ya? Ya bırak ayağım. Ya imdat. Yetişin komşular. Zorla kız istiyorlar. İmdat. Yetişin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.